TÜGVA ile sığ olan kurultayı yapıldı. Tek listeyle gidilen olan kurultayında Muhammed Sacit Ataş il temsilciliğine seçildi. Türkiye Gençlik Vakfı Elazığ İl Temsilciliği olan genel kurultayı yapıldı. Tek listeyle gidilen olan genel kurultayda il temsilciliği görevine Muhammed Sacit Ataş seçildi. TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Sacit Ataş, vakfın kurulduğu günden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha iyi çalışmalar yapacağını söyledi. 30 Ekim 2022 tarihinde ilimiz için üstlendiğimiz bu kuslu vazifeyi devralmış olduğumuz noktadan daha iyi yerlere taşıyacağımıza söz verdik. Ve il yürütme ve yönetim kadromuzla bugün 9. ayımızı tamamladık. Bu süre zarfında yüzlerce farklı alandaki faaliyetlerimizi geride bıraktık. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Selim Özaltun selamlama konuşması yaptı. Bu geçmiş dönemde yönetimde görev alıp kutlu işlere el atan, bu işlerin altında yorulan, yoğrulan, ter akıtan, geçmiş yönetimde görev alan tüm kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde görev alacak tüm yönetim kurulu üyelerimize, yürütme kurulu üyelerimize gelecek dönemde başarılar diliyorum. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da TÜGVA'nın çatısı altında yer alan gençlerin milli hedeflerin bilincinde olarak gelecek yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi. Bu çatı altında bulunan her bir gencimiz mukaddes değerlerimizin, milli hedeflerimizin ve güçlü yarınlarımızın idrakiyle gelecek yolculuğunu sürdürüyor. Tam da bu anlamda TÜGVA adeta bir üniversite gibi genç nesil yetiştiriyor. Büyük ve güçlü ülke olmanın yolu bilgili, birikimli, donanımlı nesiller yetiştirmektir. Tabii bilgili, birikimli nesiller yetiştirmenin tek yolu müspet ilimler değildir. Müspet ilimlerle birlikte milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş bir nesil yetiştirmek de bizler için çok önemlidir, çok kıymetlidir. TÜGVA işte tam olarak da bu işi yapıyor ve yurt içinde ve yurt dışında çok önemli işlere imza atıyor. Başkan Şerifoğulları Elazığ Belediyesi olarak da gençlere daha iyi bir gelecek hazırlama adına çalışma yaptıklarını kaydetti. Biz yerel yöneticiler olarak sizlere çok daha güzel bir gelecek hazırlayabilme adına şehri imar ederken nesli de ihya edebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tek bir amacımız var. Daha gelişmiş, daha kalkınmış, daha müreffeh bir şehir inşa edebilmek ve yaşanabilir şehirler içerisinde ilimizi, şehrimizi daha ön sıralara taşıyabilmek. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı gençlere seslenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılını kuracaklarını söyledi. Sizler vatan ve mukaddesat uğruna dünya heveslerini bir kenara bırakmayı başarmış gençlersiniz. Sizler liderine sadık, davasına vakıf, idealleri için yaşamayı şiar edinmiş gençlersiniz. Sizler hakikatten ve haktan yana vazife bilmiş, kim ne söylerse söylesin inandığı yolda bir an bile tereddüt etmemiş gençlersiniz. Sizler insanı boğan, insanı maddi zevkler peşinde perişan eden, değerlerini yerle yeksan eden modern çağın bağrına saplanmış hakikat hançerlerisiniz. Zamanımız dar ancak işimiz çoktur. Kuvvetimiz sınırlı ancak yükümüz ağırdır. İlk hedefimiz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye yüzyılını kurmaktır. Bu uğurda gece gündüz demeden çalışmak ve bütün donanımımızı bu uğurda seferber etmek hepimizin boynunun borcudur. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş de AK Parti'nin gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri için her alanda değişim ve dönüşüm yaptığını belirtti. AK Parti hükümetimiz eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda kendinizi geliştirebileceğiniz altyapıyı kurdu. Kökenden inanca, kılık kıyafetten eğitime, her konuda insanlarımızın özgürlük alanlarını kısıtlayan yasakları kaldırdık. Dünyayı tanıyan, ülkesini tanıyan,
kendine güvenen bu gençlerimizden onlara emanet edeceğimiz 2053 vizyonunu şekillendirmek için çok daha fazla gayret bekliyoruz. Yarınımızın nasıl olacağı bugünün gençlerine verdiğimiz eğitim ve gösterdiğimiz yaklaşımla ilgilidir. Geleceğe yönelik projelere sahip, lider ülke, lider millet olma hedefleri olan bir gençliğin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Zafer Karamağra da TÜGVA'nın 81 il genelinde çalışma yaptığını belirterek Elazığ temsilciliğinin de yeni dönemde başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını söyledi. Yeni dönemde de inşallah yine Sağcık Başkanımızla hedefimizi daha da yükseltiyoruz. Güzel işler yapacağız. Elazığ Teşkilatımız gerçekten kıymetli güzel çalışmaları var. Vakfımız insaniyet, hakkaniyet, ahlakiyet davası üzerine kurulmuş vakıftır. Mücadelesi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Yaptığımız çalışmaların tek amacı Allah rızasıdır. İnşallah yeni dönemde de Cumhurbaşkanımızın gençlere sizlere çizmiş olduğu 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda gece gündüz çalışmaya inşallah devam edeceğiz. TÜGVA kurucu il başkanı Mustafa Şerifoğulları da yeni yönetime başarılar diledi. 2015 yılında vakfımızı ilk kurduğumuz zamanki heyecanı yeniden hissettik. Elhamdülillah Sacit Başkan ve ekibi çok heyecanlı. Biz en iyisini yapacağına inanıyoruz. Sacit Başkan'la beraber hemen hemen 7 yıl görev yaptık. Bir ara kendisi atandığı için ayrıldık. Ama geri döndüğünde hemen yine vakfımızda Sacit Başkan'a görev vermiştik. Ve biz inanıyorduk en iyisini yapacağına ve en iyisini yaptı. Daha iyisini yapacak, bayrağı en iyi yerlere çıkaracak. Sizlere de çok teşekkür ediyorum Sacit Başkan'a ve bizlere güvendiğiniz için. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.